Herkese merhaba. Değerli ebukanem.com ziyaretçileri kanalıma hoş geldiniz. Başka bir cihaz incelemesiyle daha sizlerle beraberiz. Bu videoda sizlere Casper'ın VRL8 4.5G model tabletini tanıtmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar. Öncelikle arkadaşlar cihaz oldukça şık bir kutuda geliyor. Kutunun üstünde cihazın bir resmi var. Markasına iyi görünüyor en üst kısımda. Arka tarafta tabletin kimi özelliklerine yer aldığı bir bölüm var. Kutu içeriğine bakalım hemen. Kutuyu açıyoruz. Haliyle cihazın kendisi geliyor arkadaşlar. Bir tane kaliteli görünen şarj kablomuz var. Kenara alıyoruz. Duvardan şarj cihazımız şöyle 2000 mAh destekli. Bu da fena görünmüyor. Bir tane sim kart takmak için iğnemiz var arkadaşlar. Casper bunu da unutmamış. Bakalım başka var. Kullanma kılavuzumuz, garanti belgemiz ve de e-mail numarasının olduğu bir etiket var arkadaşlar. Bunları kenara alalım. Toparlayalım hepsini. Cihazımızı önümüze alalım arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Casper VRL8 karşımızda. Cihazı ben açayım. Bu arada hem açılış süresini görmüş olursunuz hem de ben size cihazın özelliklerinden bahsedeyim hemen. Arkadaşlar Casper VRL8 model şu özelliklerden oluşuyor. Cihazda 4 çekirdekli MTK8735 1.3 GHz'lik işlemci var. 2 GB DDR RAM'i mevcut. 16 GB hafızası var. MicroSD kart yuvası mevcut. 32 GB'a kadar takabiliyorsunuz. 5.11 Android sürümü ile geliyor. Ağırlığı 350 gram. 9.4 mm kalınlığı var. Biraz kalın. 4500 mAh'lik bir batarya kapasitesi mevcut. 4.5G destekliyor arkadaşlar. 2 megapiksel ön kamerası var. Ekran çözünürlüğü 1280x800. Bu ekranda 189 ppi değeri var. Parlaklık oranı 300 nit. Mali T720 ekran kartı var arkadaşlar. OTG destekliyor. Son olarak 2016'nın 8. ayında piyasaya çıktığını da söylemiş olalım. Evet. Cihazın özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Kasa yapısından başlayarak her zaman olduğu gibi incelememize devam edelim. Casper VRL8'in ön yüzü bu şekilde arkadaşlar. Ekran kasa oranı biraz düşük diyebilirim. Şu iki kenardaki kısımlar güzel olmasına rağmen üst ve altta gördüğünüz gibi çok fazla bir boşluk var. Şu boşluğa da şu kapasitif tuşları yerleştirmiş olsalar yine bir nebze daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bakın şu boş, kocaman boşluk var burada. Buraya koyacağını niye ekrana koyuyorsun kardeşim yani? Ekrandan çalıyorsun bu şekilde. Koy şuraya, zaten aşağıda bir dünya yer var. Yapmıyorlar bunu. Neyse. Gelelim cihazın kasa yapısına devam edelim arkadaşlar. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de şöyle. Arka yüzü çok kaliteli bir malzeme arkadaşlar. Alüminyum fırçalanmış, alüminyum kullanılmış. Bakın şöyle elinize çok güzel pürüzsüz bir his alıyorsunuz. Çok güzel olmuş bu malzeme. Aynı malzeme şu kenarlarda da devam ediyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Arka kısmı alüminyum fırçalanmış, alüminyumdan yapılmış. Gayet güzel kaliteli bir his veriyor arkadaşlar size. Tabii bu bize ağırlık olarak dönüyor. Tablet biraz ağır arkadaşlar. Diğer incelediğim tabletlere kıyasla aşağı yukarı 100 gram kadar bir fazla bir ağırlığı var. Bunun da nedeni
Arkadaki alüminyum malzemeden yapılmış olması. Şu şekilde tekerle de tutabiliyorsunuz biraz zorlanarak da olsa. Benim ellerim büyük. Küçük elliler için biraz zorlanacaklar diye düşünüyorum. Şöyle tekerle de biraz daha zorlanarak da olsa tutabiliyorsunuz cihazı arkadaşlar. Evet, ufak bir kaza geçirdik. Kasası bu şekilde. Kaliteli bir kasa arkadaşlar. Sağdaki soldaki çıkışlara bir bakalım. Ne var ne yok. Şurada power tuşumuz var. Ses açma kapama tuşumuz yine bu tarafta. Şurada micro SD kart yuvamız var. 32 GB'a kadar takabiliyoruz. Şurada da sim kartı takabiliyoruz arkadaşlar. O iğne yardımıyla çıkartıp. Bu kısımda herhangi bir şey yok. Altta da bir şey yok. Üst tarafta da 3,5 mm standart kulaklık yuvası ve micro USB cihazı şarj etmek için micro USB yuvamız da bu kısımda mevcut. Cihazın kasası bu şekilde arkadaşlar. Cihazı açalım. Casper VR-L 8'i açtık. Şimdi ayarlara girip cihazla ilgili birkaç bilgi vereyim sizlere arkadaşlar. Şöyle ayarlara girelim. Evet, tablet hakkında girelim. Evet, şurada siz de görüyorsunuz. Cihaz 5.1 bir Lollipop Android sürümüyle geliyor. 4500 mAh bataryası var. Daha sonra bahsedeceğiz. Gelelim depolamaya bakalım. Bize ne kadar bir depolama yeri kalıyor. 16 GB toplam hafızası şeyi var arkadaşlar. 5.49 GB bize kalmış. Şurada benim yüklediğim uygulamaları görüyorsunuz. 4.25 GB kadar. Hani yeterli. Tabii bu düşük gelirse microSD karta takabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an cihazın hafızası yeterli. Ama artık 32 GB'a geçmeleri gerekir diye düşünüyorum. Şurada ekran özelliklerine bakalım biraz. Şurada kimi farklı ekranı daha gelişmiş, daha güzel hale getirebilecek. Bakın şöyle güzel birkaç özellik var arkadaşlar. Şu şekilde. Şu 3 moddan birini seçebiliyorsunuz. Bu şekilde ekran kalitesi biraz daha artmış oluyor. Gelelim. Başka bu kısımda söyleyebileceğimiz ne burada yapabiliyormuşuz? Sanal butonları, şuradaki sanal butonları sürekli görünür hale getirip veyahut da gizleyebilme imkanını veren bir özellik de var arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Başka burada söyleyebileceğimiz bir şey pek yok. Evet. Cihazın arayüzü ve performansından bahsedelim. Cihazın arayüzü arkadaşlar saf Android'e yakın bir deneyim sunuyor bizlere. Casper cihaza ön yüklü olarak kendi uygulamalarını yüklemiş. 4-5 tane kadar kendi uygulaması var. Şöyle birkaçını göstereyim. Bakın Casper Ota, Casper Sinema, işte Casper Web Site gibi. Bunlar çok değil Allah'tan. Ben böyle ön yüklü uygulamaları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Kendi kullandığım uygulamaları ben kendim kurmak isterim. Ama tabii mesela şundan yine de siz bakarsınız işinize yarayan uygulama olursa onları da kullanmak isterseniz devam edebilirsiniz. Bakın mesela şundan bahsedeyim biraz. Casper Sinema açalım. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok film mevcut ki bu filmlerin birçoğu da Türkçe dublaj. Bunları 6 ay kadar ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Fena olmayan bir özellik. Meraklı olanın işine yarayacaktır illaki. Geçelim. Geçelim. Evet. Arayüzünü işte bu şekilde arkadaşlar bahsetmeye devam ediyoruz. Bu şekilde herhangi bir 2-3 günlük kullanıyorum cihazı. Bir kasma arayüze bir kasma donma pek rastlamadım diyebilirim. Bakın şöyle bayağı da bir uygulama açık. Görüyorsunuz. Kapatalım bari onları. Evet. Yani bu arayüzü gayet güzel.
Tabii isterseniz siz kendinize göre özelleştirebilirsiniz launcher yükleyerek. Bu şekilde bir kasma donma cihazın performansı arayüzü gayet güzel işliyor arkadaşlar. Cihazın internet performansına bakalım bir. Bakalım birkaç tane web sitesi açınca takılma vesaire yapacak mı? Şurada ben daha önceden de bayağı bir sekme açmıştım arkadaşlar. Tekrar birkaç tane ben açayım ki görün herhangi bir takma donma işte takılma donma olacak mı? Şöyle. Bir tane daha açalım, bir tane daha açalım. Birkaç sayfa açalım şöyle. Şuraya girelim. Facebook. Saçma birkaç tane daha açalım arkadaşlar. Tabii bu hafif takılması o şeyle ilgili, internet hızıyla ilgili arkadaşlar, cihazla ilgili değil. Her zaman söylüyorum, benim bulunduğum yerde işte biraz internet çok iyi çekmiyor. Bu takılmalar cihazla ilgili değil. Evet. Bayağı bir sekme açmış olmamıza rağmen gördüğümüz gibi çok fazla bir kasma, donma yaşamadık arkadaşlar. YouTube'dan bir tane video açalım. Bakalım ne şekilde oynatacağız. Herhangi bir video açalım. Evren, yani bildiğimiz her şey. İçinde küçücük kaldığımız katrilyonlarca yıldız, gezegen, galaksi ve evet, YouTube videomuzu da güzel oynatıyor arkadaşlar. Oyun performansından biraz bahsedeyim. İşte ben çok fazla oyun meraklısı her zaman söylüyorum. Değilim arkadaşlar. Öyle basit 3-4 oyun genelde bulunduruyorum arada açmak için. Mesela Cut Drop Free kurdum. Onu açalım. Bakalım ne şekilde oynatacağız. Siz de görmüş olun. Tabii 3D yüksek boyutlu oyunlarda hiç denemedim ama cihazın o tür oyunları da çalıştıracağını düşünüyorum. Açıldı. Sesini biraz kısalım ki rahat sesim duyulsun. Sezon 1 4. bölüme gelmişiz. Açalım hemen. Şuradan. Şuradan, şuradan, hop tamamdır. Bir bölüm daha geçelim. Şuradan, yüksel yüksel sağa gel, hop tamamdır. Bu tamam. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde orta karar oyunları cihazda çok rahatlıkla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun performansı güzel. Geçelim. Çıkalım hemen. Bu kadar yeterli. Çık. Çıkabilirsek tabii izin verirlerse. Neyse bu şekilde zorla da olsa çıkmayı başardık arkadaşlar. Cihazın oyun performansı da bu şekilde arkadaşlar. Yüksek boyutlu oyunlarda da biraz kalitesini düşürerek oynayabileceğinizi düşünüyorum. Kitap okuma performansından bahsedeyim biraz. Çünkü 8 inç bu tür cihazlar kitap, dergi, işte çizgi roman okumak için işe daha iyi işe yararlar diye düşünüyorum. Mesela size birkaç tane kitap ve dergi açayım. Bir tane dergi açayım arkadaşlar. Evet, dergimiz bu şekilde gözüküyor. Büyütebiliyorsunuz. Zoom yapabiliyorsunuz.
Arada böyle programdan dolayı takılmalar olabiliyor. Geçelim. Şimdi yeri gelmişken cihazın ekranından da bahsedeyim arkadaşlar. Cihaz 1280'e 800 çözünürlükte geliyor. Bunda da 189 PPI değeri var. Bu PPI değerinin yani normal bir PPI değeri bu tür cihazlarda. Tabii yüksek olması daha iyi olurdu. Neden daha iyi olurdu? Hemen şurada bir kitap açayım arkadaşlar. Şöyle geçelim. Yani buradaki harf karakterlerindeki tık tıkları daha az görürdük. PPI değeri yüksek olsa idi. Tabii bu çok yakından bakmadıkça o kadar etki etmiyor arkadaşlar. Şöyle normalde zaten tableti belli bir uzaklıktan kullanmamız gerekli. Yani bu şekilde ekran kalitesi orta seviyede diyebilirim. Tabii Full HD gönül isterdi ki ekran komple Full HD olsun. O zaman tadından yenmezdi. Ama bu şekilde de çok da kötü bir görüntü almadığımı söyleyebilirim rahatlıkla. Yani kitabımızı bu cihazda orta kalitede gayet güzel okuyabiliyoruz arkadaşlar. Tabii bu ekran parlaklığını vesairesini kullandığımız program yardımıyla çok rahat ayarlayabiliyoruz. Bakın onlar başka bir yazılım videonun konusu. Gerçi ara ara diğer incelemelerimde de bahsediyorum zaten. Evet, çıkalım. EPUB açtık, dergi açtık. Bir tane PDF dosyası açayım arkadaşlar. Evet. Yani gördüğümüz gibi cihaz kitap okuma meraklılarının her türlü işini görecek bir kapasitede. Kasma, donma işte yok. Dergilerinizi, PDF'lerinizi, EPUB'larınızı, diğer formattaki birçok dokümanı bu cihazda çok rahatlıkla bu şekilde görüntüleme imkanınız var arkadaşlar. Evet, çıkalım. Bir tane, birkaç tane çizgi roman açalım. Bakalım uygulamamız yüklü müydü? Şuradaymış. Tamamdır. Tekrar bir şey yapalım. Evet, şurada da birkaç tane çizgi roman var arkadaşlar. Size şöyle açayım. Conan, Barbar Conan. Çizgi romanımız da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. İşte bu normal bir kitap okuyucuda yapamayacağımız birçok şeyi bu tür tabletlerle çok rahat yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir tane de siyah beyaz bir çizgi roman açalım. Teksimiz varmış. Teks açtık. Evet. Siyah beyaz çizgi romanımız da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bu cihazda genelde İtalyan menşeli çizgi romanları Zagor'dur, Tekstir vesairedir. 8 inç boyutlu bir cihazda çok rahat görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bakın göstereyim hemen. Normal basılı çizgi romanın boyutu aşağı yukarı cihazın boyutuna denk geliyor. Tabi biraz daha şöyle hafif bir şekilde göstereyim. Tabi yine biraz küçük kalıyor ama işte 7 inç veya daha düşük telefonda düşük boyutlu telefonlara göre bu cihazda bu tür çizgi romanları daha güzel görüntüleyebiliyorsunuz. Evet, cihazın kitap, dergi, çizgi roman performansı bu şekilde arkadaşlar. Biraz da ses çıkış gücüne bakalım. Ben size bir tane video açayım. Bakalım dışarı verdiği ses yeterli mi, düşük mü? Devam et diyelim. Evet. Ses çıkış gücü bu şekilde arkadaşlar. Yani bana evet.
Çıkalım. Ses çıkış gücü bu şekilde arkadaşlar. Bana yeterli geldi doğrusu. Yani ek bir harici hoparlörü gerek duyacağınızı pek zannetmiyorum. Başka daha söyleyebileceğim bir şey var mı? Pek yok. Oyun performansından bahsettik. Hoparlör kalitesinden bahsettik. Ekran kalitesinden bahsettik. Başka da söyleyecek pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Toparlayalım isterseniz. Cihaz 2-3 günlük bir deneyim kullanım sonunda söyleyebilirim ki arkadaşlar benim beğenimi kazandı. Günlük işlerde nedir bu günlük işler? İşte internete girme, sosyal hesap, Facebook vesaire sosyal hesaplara girme, şey kitap, gazete, dergi okuma, basit oyunlar oynama, işte not tutma vesaire gibi işlemleri bu cihazla çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bataryasından da bahsedeyim, onu da unutmuşuz. Bataryasından da bu kullanım süresinde memnun kaldığımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Yani kaba taslak normal kullanım senaryosunda bir günü çok rahat çıkarır diye düşünüyorum. Bu bir günde işte aşağı yukarı 7 saat diye düşünüyorum. Yani 6-7 saat arası cihazın bir batarya dayanma süresi var diyebiliyoruz. Bataryası da bu şekilde devam edeyim. İşte günlük kullanım için saydığım işlemlerde bu cihazı çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu herhangi bir kasma, donma yaşamadım ben bu süre zarfında, 2-3 günlük bir süre zarfında. Sizin de işinizi göreceğini düşünüyorum. Fiyatından bahsedeyim arkadaşlar. Casper VL8 şu anla piyasada doların da yükselmesi sebebiyle 500'den başlıyor arkadaşlar. 750'ye kadar çıkıyor. Tabii bunda fiyatı artıran unsur 4,5 G destekli olması. İşte burada tekrar göstereyim size. Bu 4,5 G destekli olmak ne demek? Ondan da biraz bahsedeyim. Yani bu cihaza bir sim kart takarak istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde internete girme durumunuz oluyor arkadaşlar. Ama bu demek değildir ki telefon görüşmelerinizi bu cihazla yapabiliyorsunuz. Genelde benim tespit ettiğim kadarıyla sadece bu sim kart giriş yuvaları sadece internete girme maksatlı çalışıyor. Yani telefon görüşmelerine pek açık olmuyor. Tabi bunun da yapmanın yolları var. Onu da bilgi olarak size vereyim. Ya cihazı işte root ediyorsunuz. Root ettikten sonra cihaza telefon özelliği kazandırabiliyorsunuz. Ama bu da tabii tehlikeli bir işlem. Pek de tavsiye etmiyoruz. Çünkü cihazınızı garanti dışı bıraktırabilirsiniz o şekilde bir işlem yaparsanız. Ama neticede o 4,5 GB sim kart destekli bir sim kart taktığınız zaman cihazda istediğiniz yerde internete girebiliyorsunuz. O sim kart girişi de bu işe yarıyor arkadaşlar. Başka da söyleyecek pek bir şeyimiz kalmadı. Başka bir incelemede daha görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın ve Allah rızası için şu gariban kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.